Gülmede evleri sirkeciye dayandı. Kara gümrük kırmızıya boyandı. Kasımpaşa tersane yüklendi sırtına. Geçtik köprüden, geçtik köprüden. Geliyoruz yol ver bize, caddeyi gelir. Kaldırımları söken topuklarımız var. Geliyoruz yol ver bize, caddeyi gelir. Kaldırımları söken topuklarımız var. Zifosladık şişmenin kadife mantosu. Bugün tas kandırmıyoruz keyfimize bu. Mayıs bir, Mayıs bir, bir Mayıs'ta İstanbul bizim olmuş gibidir. Bugün Mayıs bir, bir Mayıs'ta İstanbul bizim olmuş gibidir. Mayıs'ta İstanbul bizim olmuş gibidir. Bugün Mayıs bir Mayıs'ta İstanbul bizim olmuş gibidir. Hürriyet-i Ebediyet tepesinde taş kesilen Mahmut Şevket'in iskeleti. Seni oraya diken sınıf zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti. Yıkıl karşımızdan. Yangınlara haykıran yangın kulesi. Tepeden bakma bize. Bir gün elbet seni borazan yapacağız kendimize. İstanbul'un ağzı haykıracak kızıl inkılabımızı. Bir Mayıs'ta İstanbul bizim olmuş gibidir. Merhabalar, hepinize iyi pazarlar. 1 Mayıs'ı tam tutturamamış olsak bile Mayıs ayını tutturduk. İzlemiş olduğunuz eski görüntülerin üstünde yepyeni bir beste ve onu söyleyen bir besteci var. Konuğum bugün Ozan Çoban. Ozan merhaba, hoş geldin. Merhaba Levent abi, hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın, ne kadar güzel seni görmek. Vallahi çok mutluyum. Ayrıca da programına davet ettiğin için de çok ayrıca mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ederim bunun için de. Ben teşekkür ediyorum sana teklifimizi kabul ettiğin için. Görüntüler eski. 1970'lerde kutladığımız 1 Mayıs'ların görüntüleri. Beste yeni ama zaten de sanıyorum 2012 yılındaydı son kutlanabilen Taksim'deki 1 Mayıs. Onun sunucusu da ben. Evet, evet. Ve şimdi bakınca yıllardan beri kutlamamız 1 Mayıs'ı Taksim'de yasak ve özellikle zannediyorum ki karşıt görüşlerden olan insanların bir araya gelerek bu kadar kalabalık görüntü vermesini pek de istemiyor günümüzün tiranları. Onun içindir ki biz de hala eski görüntüleri kullanıyoruz. Keşke 2012 yılındaki görüntülere de ulaşabilseydik, onları kullanabilseydin. Neden yaptın Ozan böyle bir 1 Mayıs bestesi? Ya şimdi Levent abi, uzun zamandan beri zaten böyle bir toplumsal içerikli bir üretim halindeyim. Yani kendi kişisel çalışmalarım da bu yönde. Bu da bu şiirin hikayesi şu. Şiirin Nazım Hikmet'in 1925 yılında yazdığı bir şiir. Ancak ilk defa geçen sene TÜSTAV tarafından ortaya çıkarılıyor. Bağlı işlet literasyonuyla, transliterasyonuyla beraber yayınlanıyor. Geçen sene TÜSTAV bu şiiri 1 Mayıs öncesi tekrardan hediye etmişti emekçilere. Bu sene de disk bize şöyle geldi. Arkadaşım Güneş Demir'le, müzisyen arkadaşım Güneş Demir'le ikimize
Yani bu şiir bestelenebilir mi? Besteleyebilir misiniz? Bir bakar mısınız? Gibi bir öneriyle geldi. Biz çok heyecanlandık. Yani bir şiir Nazım Hikmet şiiri, ikincisi şiirin hikayesi zaten neredeyse 96 yıl boyunca bilinmeyen, hiç ortaya çıkmamış bir şiir var ortada. Yani biz Nisan'ın hemen hemen ilk haftası gibi çalışmalara başladık. Aşağı yukarı da işte 3-4 haftada da bu bestenin bu haliyle yayınlanmasını sağladık. O eski görüntüler de 1977 1 Mayıs ağırlıklı görüntüler. Aslında şunu da öngörerek o motivasyonla da yaptık birazcık. Malum pandemi dönemi, işte iktidarların pandemi sürecini işçileri, emekçileri daha fazla sömürmek üzere ikiyüzlü bir şekilde kullandığı bir dönem. Yani yasaklanacağı çok aşikar 1 Mayıs'ın. Biz de aslında bir hatırlatmada bulunmak istedik. Nazım Hikmet 77 1 Mayıs'ı ve bu ülkeye aslında emekçilerin, bu oradaki insanlar, oradaki hava, oradaki atmosfer aslında görünür olmasa bile ruhu bizlerin de. Yeter ki biz emekçiler, bu ülkenin insanları bunu hatırlayalım tekrardan, böyle bir özgüvenli bir şekilde bu mevzudan en azından bir şarkıyla çıkalım diye düşündük. Umarım da bir nebze olsun emekçiye emekçiye böyle bir umut vermiş sizdir. Sadece umut değil, aslına bakarsan köküyle toprağıyla kocaman bir sistem 1 Mayıs'ı kutlayan insanların hepsini terörist olarak gösterme peşinde ve 1 Mayıs'ı kutlayan insanların sanki vandallarmış gibi gösterilmesi üzerine hikayeler yazmak üzerine bir şey geliştirmiş, bir siyaset geliştirmiş durumda. İnsanların tek istedikleri şey ise çok büyük anlamlar yükledikleri Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayabilmek. Dediğim gibi 2012 1 Mayıs'ına onun sunucusu olarak ve çok nadir insana nasip oluyor 1 Mayıs'ı yukarıdan izleyebilmek. Genellikle herkes kitlenin içinde oluyor. Ben çok hoş bir anımı paylaşmak isterim. Sunumum bitti. Aslı Öngören'le birlikte sunmuştuk. Sunumumuz bitti. Platformdan aşağı indiğimizde Ruhi Su Korosu çıkıyordu o sırada. Onları sunup bizim işimiz bitmişti. Biz de aşağıya kitlenin içine, arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun yanına doğru gittik. Hiç unutmuyorum. İşte bizim oyuncular işte toplanmışlar bir arada. Ama da her zaman olduğu gibi sıcak. İşte şapkalarımızı taktık. Böyle kırmızı şapkalarımız vardı. Bir süre sonra dedik ki ya arkadaşlar hadi şurada gidelim birer tane bira içelim dedik. Biliyorsun oraların havasını, o güzel havayı. Evet. Çıktık. Beyoğlu'na doğru girdik. Tabii işte sesler geliyor hala arkadan falan. Şu anonsu duyduğumu hatırlıyorum. Arkadaşlar alana giremeyen kortejler var. Yani hala alana girmek peşinde kortejler vardı. İnanılır gibi değildi. Çok çok kalabalıktı. Hayatımda hiç o kadar kalabalık bir Mayıs töreni görmemiştim. İzmir'de 70'li yılların sonunda katıldığımda, babamın omuzunda katıldığım zamanları hatırlıyorum şimdi. O zamanlara da bizi götürmüş oldun aynı zamanda. Bu taptaze, şahane bestenle. Sana bir emekçi olarak ben teşekkür ediyorum. Hayır, peki ben, evet. Ozan, güzel kardeş, şimdi sen eczacılık mezunusun. Hala eczacılık yapıyor musun? Tabii. Yani bir fiil eczacıyım aslında. Yani hala işte mesela önümüzdeki hafta iki tane nöbetim var. Ya gideceğim nöbetlerimi tutacağım. Yani gün içinde sürekli eczanede olmaya çalışıyorum. Yani aslında bir fiil eczanemin başındayım gibi bir durum var. Aslında şu dönemde iyi ki de böyle bir durum var. Müzisyenin hali ortada. Yani müzisyen arkadaşlarımızın hali ortada. Yani ben biraz şanslı kısmındayım olayım. Yani eczacılık bir nebze olsun müzik yapmaya imkan veren bir meslek. Yani sosyal yaşantınızın biraz daha fazla olduğu ve aslında beslenebileceğiniz kaynaklar da bulduğunuz bir meslek. Yani halkla sürekli iç içesiniz. Halkla sürekli diyalog halindesiniz. Ben hem eczacılık hem yani şöyle ayırmıyorum artık. Eczacılıkla müzisyenlik benim için aynı iki mesleğim var gibi. İki meslekli bir yaşamım var gibi. Yani nöbetlerimde sakin geçiyor. Saat 12'den sonra sakin oluyor genelde. Enstrüman falan çalışıyorum mesela. Yani birçok beste... Eczanen nerede Ozan? Eczanem Tekirdağ'da. Yani doğduğun, büyüdüğün, oralı olduğun
Evet, tabii. Tekirdağ Sarayı'ndayız. Tekirdağ Sarayı'ndayız zannem. Orada doğdum. Liseyi orada okudum. Ortaokulu orada okudum. Ailem oralı. Dolayısıyla böyle aslında kasabamda eczacılık mesleğimi kasabamda sürdürüyorum diyebilirim yani. Ya ne kadar ya güzel. Tipik bir trak gibi güzel. Böyle güneş görünce kıpkırmızı oluyorum. Çok da güzel bir konuya değindin. Bana yıllar önce Sümer Tilmaç oynamış olduğumuz bir dizide yanıma gelip şey demişti. Levent gel dedi, efendim Sümer abi. Böyle çok hızlı ve heyecanlı konuşurdu Sümer abi. Bana bak dedi, oğlum dedi, bu oyunculukla hayat geçmez, mutlaka başka bir işin daha olsun dedi. Dedim Sümer abi başka ne işim olsun abi dedim. Ne bileyim oğlum, git köfteci aç dedi. Sonra Sümer abi dedim, köfteci açmıştı. Hiç unutmuyorum. Abi dedim ben yapamam, anlamam köfteden falan. Şimdi Tekirdağ'ın da üzerine gelince bütün hikayeler birleşti. Ey Allah'ım yarabbim ya. Köfteci açarsan Tekirdağ'da açman mantıklı tabii. Evet. Ben ama anlamam tabii bu işlerden. Senin bu ek işlerinden hani şimdi ek iş, müzisyenlik mi ek iş oluyor burada, eczane mi ek iş oluyor bilmiyorum ama sen herhalde şu an itibariyle eczacılığı, eczane sahibi olmayı asıl işin gibi görüyor olsan da aslında müzik yapmak için bir yan iş. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece müzik yapıyor olsaydım şu an muhtemelen müzik de yapamıyor olurdum. Yani yaptığım hiçbir üretimi de yapamıyor olurdum. Çünkü öyle bir ne bir ekonomik kazanç olabilirdi, ne bir motivasyon olabilirdi. Ki hani bu süreçte müzisyen arkadaşlarımızın en çok yaşadığı şeylerden biri. Yani ben soruyorlar bize, diyorlar hani müzisyensin, bu süreçte ne yapıyorsun? Ya diyor, çocuğuma mama alacak durumda değilim. Nasıl elime enstrümanımı alayım, bir şeyler üreteyim? Yani maalesef böyle zor bir süreç. Ama hani benim için ben şöyle özetliyorum eczacılık ve müzisyenliği. Ya ikisi de bir nevi benim için şifa. Yani ikisi de bir nevi insanlara iyi gelen bir şey. Bana da iyi gelen bir şey. Ve dediğim gibi yani bunların ikisi benim için o kadar çok iç içe geçmiş durumda ki ben son derece şeyim. Yani sanki yıllardan beri böyle yaşıyormuş gibiyim. Yaklaşık eczacılıkta da 9. yılım bu arada. Ya ne kadar güzel. Bir yandan da dediğim gibi yani o kadar şanslısın ki hem elinde tırnak içinde bir mesleğin var hem de elinde yine tırnak içinde bir hobin var. Aslında ona biz mesleğin diyebiliriz. Ha. İki tane mesleğin var ve birinden olmazsa diğerinden para kazanabilme ihtimalin var. Bu pek çok müzisyenin sahip olamadığı bir büyük lütuf. Hayatın sana bahşetmiş olduğu bir büyük lütuf. Sen tabii ki geldiğim bölge itibariyle romanlarla iç içe büyümüş birisin. Ve bu kültürle tıpkı bizim gibi, ben de İzmirliyim biliyorsun, biz de romanlarla iç içe büyüdük. Evet. Ve şeye çok çok ilgimi çeker benim. Özellikle İspanya'da roman kültürüyle iç içe büyüyen İspanyolların ne kadar başarılı o kültürü özümsediklerini görüyorum. Onlar o kültürün içinden çıkmamışlardır. İşte Paco de Lucía gibi. O kültürün içinden gelmeden ama o kültürün en iyi örneklerini verebilecekleri birçok şey yaparlar. Ve o kültürün en iyi temsilcileriyle, o kültürün en başarılı temsilcileriyle müzikler yaparlar. Sen de anladığım kadarıyla çok ilginç bir buluşmanın içerisinde oldun. Tony Gatliff'in, çok ünlü yönetmen, İspanyol yönetmen Tony Gatliff'in yapmış olduğu Cam'da, orada kısa bir sahnede, Aman Doktor diğer adı da filmimizin, orada kısa bir sahnede bir grup böyle cümbüş, o grubun bir ismi var mı yoksa sadece o iş için mi geldiniz bir araya? Şöyle söyleyeyim, benim bir de işte kendi kişisel çalışmalarımda aslında 10 yıldan beri içinde bulunduğum Cümbüş Cemaat grubu, bir grup müziğiyle yapıyoruz. Tony Gatliff'in filmi içinde bizim de görüştü filminin müzikleri için Cümbüş Cemaat olarak. O Cümbüş Cemaat olarak içinde yer aldığımız bir projeydi. Bu arada Cümbüş Cemaat'ı çok sevdiğim, çok yani
gerçekten aile gibi olduğumuz bir grup. Yani onlara da buradan bir selam söylemiş olayım. Çok özledik beraber çalmayı. Kişisel olarak üretebiliyoruz. Ama yani beraber müzik yapmak çok başka bir şey tabii. Ya ben çok şey geldi bana film. İşte dedim yani geldiğimiz bölge, suyun iki tarafı, Akdenizli olma, Egeli olma, bütün bu hikayeleri çok içten hissetme, beni çok etkilediğini söylemek isterim sana. Bir de dediğim gibi yani hani bu buralı olmanın getirdiği, bilmiyorum belki hani bir İsveçli izlediği zaman bizim hissettiklerimizi hissetmesi çok normal gelmez bana. Hani evet. Bu bölgeyi de hiç bilmeyen bir Kuzey Avrupalı'nın, ama biz buradan geldik. O balıkçıyı biliyoruz, o kızı biliyoruz, o masayı biliyoruz, evet. O rakıyı biliyoruz ya. Yani onu bilmek, onu yaşamış olmak, onun benzerlerinin içine girmiş çıkmış olmak başka bir şey o. Ve böyle bir şeyin içinde olduğunuz için ayrıca tebrik ediyorum seni. Müthiş bir onur ve zannediyorum ki filmin gösterimi sırasında Cannes Festivali'nde de siz konuktunuz. Oradan biraz bahseder misin? Evet. Ya ben direkt şeyi de, onun komik bir hikayesi var. Biz şimdi Cumbi Şamat'ta düğünlerde de çalıyorduk. Çaldığımız bir düğüne de aslında düğün arasında bir telefon geldi. Yani ara verdik. İşte düğün arasında işte rakı içiyoruz. Muhabbet ediyoruz kendi kendimize. Orada telefon çaldı. İşte dendi ki bizi, yani Tony Gastif Türkiye'de sizin çaldığınız bu akşam bir yer var mı? Yani müzisyen arıyor filmini. Ya biz böyle Tony Gastif'i duyunca zaten çok seviyoruz. Yani bütün filmlerin bütün filmin müziklerini aşığız zaten. Ya biz birden böyle bir heyecan kapladı. Yani biz çalıyoruz ama düğünde çalıyoruz. Buraya gelin. Yani sonra Tony Gastif bizim sahnedeyiz ve Tony Gastif böyle çok da coşkulu bir düğünde pat diye düğünde karşımızda beliriverdi. Sonra tabii orada görük. Ya hikaye böyle başladı aslında. Ondan sonra tabii anlaşıldı. İşte film müziklerini biz yer alacağız falan. Ondan sonra biz tabii kendi kendimize şey yapıyoruz. Ya film ne zaman yayınlanacak falan. Sonra öğrendik ki Tony Gastif filmini Cannes Film Festivali'ne hazırlıyor. Yani Cannes'da gösterim olmasını planlıyor. Biz de kendi kendimize işte gençler yapıyoruz. Diyoruz ki yani onun kana gidiyormuşuz falan. Ya nerede falan filan. Sonra gerçek oldu bu. Yani birden arkadaşlar böyle müzik eklemeye başladı. Gerçekten gidiyoruz. Hatta ben o ara yeni evlenmiştim. Yani bir sene olmuştu. Arkadaşım Ozancığım smokin duruyor mu? Smokin'i bir daha giydireceğiz sana. Yani ve valasıl 2017'de böyle Cannes'da ilk konserli film gösterimiymiş. Cannes tarihinde. Daha önce olmamış. Böyle sahilde çok güzel bir sahnede yani hayatımız boyunca unutmayacağımız sevgili Melike Şahin de solisti orada. Melike ile beraber oradaydık. Ana sahnede. Ve yani o Cannes'daki o sahilde toz kalktığını görmek bizi çok mutlu etti. Yani smokinli insanların üstü başı dans etmekten toz duman olmuştu. Yani, muhteşem bir anı. Zaten grubun elemanlarını da sahneden hatırlıyorum. Hepinizi zaten müzikle ilgili olan insanlar tanıyorlar. Özellikle yeni sosyal medya düzeni içerisinde herkesin kendini YouTube'dan bir şekilde ya da başka mecralardan bir şekilde duyurabilmesinin bir getirisi herhalde bu. Artık hepinizi tanıyoruz biz. Eskiden böyle bir şans yoktu. İşte bir tane televizyon kanalı olduğu zamanlarda o televizyon kanalına istenmeyen müzik türü bile çıkmıyordu. Bırak hani geçtik o müziğin temsilcisini, o müziğin türü bile yoktu. Şimdilerde artık herkes bu bir tür özgürlük, bu bir tür tekellerin şeyini kırma, o baskıcı sistemini kırmak üzerine de gelişti. O yüzden de sosyal medyayı bir bela olarak görüyor günümüz tiranları, değil mi? Ya şöyle, çünkü tamam bir sürü araz barındırıyor sosyal medya ama gerçekten de kontrol dahil olamadığı, hani dahil olmaya çalışsa bile yani bir trollük ağı bulsa bile çok yetersiz kaldığı bir mecra sosyal medya. Yani ben kendi adıma kendi çalışmalarım için sosyal medyayı kullanmaya başlayalı işte 3-4 yıl oluyor.
Ve bana mesela şunu şöyle bir imkan sundu sosyal medya. O beni çok mutlu ediyor. Yani arkamda bir prodüktör yok, arkamda bir yapımcı yok. Ve ben sadece içimden geleni, içimden geldiği gibi insanlara sunabileceğim bir alan olarak kullandım sosyal medyayı. Ve tabii bu birden şey oluyor. Yani bir anda sizin müziğinizden hoşlanabilecek insanların karşısında bir tek bir tuşla başka bir insan sayesinde çıkabiliyorsunuz. Galiba biraz yol kat ettiğimizi düşünüyorum ben bu anlamda. Yani artık şöyle bir pazar günleri mesela her pazara bir şarkı bırakma rutinim oldu benim. O yani artık böyle her sürekli şey oluyor. Pazar günü bir şarkı paylaşmazsam özelden böyle şeyler almaya başlıyorum. Hocam şarkı niye gelmiyor diye. Yani tabii bunu yaparken de olabildiğince umut, olabildiğince pozitif bir enerji yaymak niyetiyle yapıyorum aslında. Çünkü en çok ihtiyacımız duyduğumuz şey herhalde bu dönem bu. Çok çok haklısın Ozan. Sen etrafında olup bitenlere sessiz kalmayı yeğlemeyen bir müzisyensin aynı zamanda. Çünkü bunu eczacı kimliğine değil, müzisyen kimliğine yapıyorsun. Tabii ki muhtemelen eczacı kimliğine yaptığın iyilikler de ya da karşı çıkışlar da vardır elbette. İşte eczacılar odası mı var mesela? Evet. Evet, yani orada mutlaka sesini dinliyorsun. Bir süre sonra şey, eczacılar odasının başlattığı şey var. Ondan değinmiş olayım bari. Aşıda patente hayır. Aşıda patent olmaz diye bir kampanya var. Bu program bittikten sonra hemen oraya da bir video yollayacağım. Evet, harika bir şey. Bu arada takip ettin mi bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ülkelerinden, ticaret anlamındaki ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri bu patent hikayesini kabul etmeyeceğini söyledi ve borsada bayağı bütün ilaç şirketlerinin, evet, bu patent almaya çalışan ilaç şirketlerinin kağıtları düşüvermiş. Onlar da sanıyorum yavaş yavaş artık kapitalizmin bittiğini fark ediyorlardır. Ve ona göre onlar da yani, herhalde sosyal devlet politikaları oluşturmaya çabalayacaklar. Çünkü belli ki artık bu sistem kendini taşımıyor ve götüremiyor. Yok ya, insan hayatının kar odaklı bir hale dönmesi. Yani gerçekten pandeminin gösterdiği önemli şey bence o. Yani kapitalizmin ne kadar vahşi bir sistem olduğunu hepimiz burun buruna yaşıyoruz artık. Yani görmemek mümkün değil yani. Çok zengin değilseniz, çok büyük ilaç şirketi sahibi değilseniz bunu görmeyebilirsiniz ama yani bunu normal sıradan bir halk içinde yaşayan bir insanın bunu fark etmeme ihtimali yok. O zaman genellikle etrafımızda sanatla uğraşan insanlar, pek çok sayıdaki sanatla uğraşan insan, ben sadece sanatımı yaparım, etrafımda olup bitenlere bunlar her ne olursa olsun hiçbir şekilde yorum yapmam, ben sanatımla kendimi ifade ederim gibisinden bir şeyin arkasına gizleniyorlar, bir bahanenin arkasına gizleniyorlar. Ama senin gibi pek çok, yine sayısı azımsanmayacak kadar olan sanatçı da, sanatla uğraşan sanat emekçisi de gördükleri haksızlıkları mutlaka dile getiriyorlar. Ben şunu merak ediyorum Ozan. Sen kendine bunu sorduğun zaman seni yetiştiren aileden mi sen gördüğün haksızlıkları söyleyen bir insan oldun? Ya da üniversitedeki arkadaşlarından mı? Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu kendi hayatınla ilgili? Ya şimdi tabii şöyle, annem babam öğretmen, emekli öğretmenler. İkisi de aslında tıp derli. 80 tıp derli ve babamın aslında bir mamak var. 80'de görüşlerinden, düşüncelerinden dolayı bedel ödemiş bir insan. Ve yani aslına bakarsanız bizim müziğe başlayış hikayemiz de böyle gelişiyor. Babam 17 yaşında Adıyaman'a bir köye öğretmen olarak gidiyor. Ve o Adıyaman'da Mahsuni'nin kirvesinin olduğu bir köy. Mahsuni geliyor, babamlarla aynı masada oturup işte rakı içip şarkı çalıyorlar ve babam o zaman diyor ki, ah ediyor, ya diyor benim çocuklarıma ben ne yapacağım, ne diyeceğim, bir enstrüman öğreteceğim. Yani bir enstrüman öğrenecekler, bir bağlama, bir şey. Üç kardeşiz bu arada. Bir ikiz kardeşim var, bir de abim var. Üçümüz de müzisyeniz aynı zamanda. Üçümüz de yani bir araya geldiğimiz zaman babam rakısını koyar. Bizi de enstrümanları çıkarıp babamın da o çocukluk hayalinde gerçekleşti. Hadi oğlum şimdi bir Dramba Köprüsü çalalım bana dediği. Yani dolayısıyla aileden zaten böyle bir girdi var bize.
Ben de açıkçası o aileden aldığımız hikayeyi kendimce daha ileri taşıma niyetine düştüm. Yani şimdi şey çok bana mantıklı gelen bir şey değil. Ya ben sanatımı yaparım, başka bir şeye de bakmam. Hikayesinin dönüp dolaşacak geleceği yeri gördük aslında müzisyenler olarak. Yani biz siyaset yapmasak da, biz müzik, sadece müzik de yapsak, bakıyorsunuz hiçbir örgütlülüğümüz yok, hiçbir şeyimiz yok. Pat diye ekmek teklerimiz elimizden gidiyor. Ya şu an mesela bir müzisyenin haksız hukuksuz bir şekilde fabrikasından çıkarılan bir işçiden farkı var mı? Yok. Ne tazminat verdiler, ne destek verdiler, ne bir alternatif sundular. Şimdi dolayısıyla hani siyasetten uzak durmak demek aslında şundan uzak demek durmak anlamına geliyor bana sorarsanız. Kendi hakkınızdan, kendi sadece mesleki hakkınızdan uzak durmak demek oluyor. Yani tamam, başka emekçiye destek vermek, başka bir politik meselede söz söylemeyi geçtim. Yani kendi hakkınızı savunmak bile politik bir halde hal zaten. Ya dolayısıyla sizin bundan bile uzak durmamanız gerekiyor bir müzisyen olarak. Ha, bunun bir de şu tarafı var bence. Sonuçta sanat bir hayat, hayatı anlama, hayatı anlatma hikayesi. Yani hayatında bir gerçekliği var. Emekçiler ve emekçileri sömüren bir kapitalizm. Şimdi sizin bu kavgada bir taraf seçmeniz gerekiyor bence sanatçıysanız. Çünkü yani bunu böyle kavradığınız zaman bence aşkı da daha başka anlıyorsunuz. Aşkı da daha iyi kavruyorsunuz. İnsan ilişkilerini de daha iyi kavruyorsunuz. Dolayısıyla sanatınız daha kalıcı hale gelebiliyor. Ya ben şimdi muhalif müzik tabiri önemli bir tabir ama aslında bence muhalif müzik kalıbına sığmayacak bir şey. O bir sanat geleneği. Yani bugün Ruhisu niye Ruhisu diye sorarsanız Ruhisu'nun yani müziğini o tavrından ayıramazsınız. Peki hala niye biz Ruhisu tadını arıyor insanlar? Tamamen Ruhisu'nun bence bıraktığı bir müzikal geleneğin yanında sanatçı duruşuyla beraber Ruhisu'yu arıyoruz biz. Dolayısıyla insanlar, ben bu gelenekte kendime bir alan açmaya, bu gelenekte bir mütevazi de olsa bir ses olmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Çok güzel ifade ettin kendine. O zaman çok teşekkür ediyorum sana. İkizin çift mi, tek yumurta ikiz mi? Çift yumurta. Evet, iyi, sana benzemiyor yani. Yani babam isimlerimizi şöyle koymuş: Özgür Çağdaş Ozan. Yani böyle bir kendince bir tamlama yapmış. Gerçekten zor olsa onlara gerek. Onlara da çok teşekkür ederim. Ya rica ederim. Anneni babana da çok zor olsa gerek üç erkek çocuğu büyütmek, hem de çalışarak, değil mi? Vallahi daha çok anneme galiba ama. Evet. Maalesef daha öyle oluyor. Daha çok anneme galiba. Maalesef öyle oluyor. Peki senin genellikle çaldığın müzik aletlerine baktığımda sen telli seviyorsun, değil mi? Evet. Telli müzik aletlerini evet. Seviyorsun. Ve hangisinde daha iyi görüyorsun kendini bunların içinde? Bağlamada mı, gitarda mı, udda mı, kemanede mi? Ya şöyle, aslında hiçbirinde virtüözlük seviyesinde değilim. Kendi ama hepsini, yani kendimi ifade edebilecek, kendi müziğimi anlatabilecek şekilde kullanabiliyorum diyelim. Normalde Cümbüş Cemaat grubunda sahnede keman çalıyorum. Aslında sahnelerde uzun süre keman çaldım. Ama müziğe bağlamayla başladım. Ya asıl ana enstrümanım bağlamaydı. Yani o diğer telli enstrümanları çalışma sebep bağlamadır. Yani bağlamanın yeri başlangıç itibari olarak ayrı. Ama ben daha sonra baktık ne gerekiyor. Aslında birazcık böyle kolektif müzik yaptığımda bu şey var. Ya bu, bize bir enstrüman gerekiyor. Ne gerekiyor? Keman. Tamam, ben bir kemanı öğreneyim o zaman gibi bir aslında bütün enstrümanlara başlangıç sürecim de birazcık böyle oldu. Biraz gereklilikten dolayı öğrenmek, çok da severek öğrendim tabii. Ya ben şu an işte biraz daha en çok rahat ettiğim, şarkı söylerken en çok rahat ettiğim enstrümanlardan biri Girit laftası bu. Şurada arada yeşil VTR'de dönüyor. Girit laftasıyla çalıp söylemek rahat ediyor, rahat ettiriyor beni. Ama işte Güneş'le beraber müzik yaparken yanımda bir gitar varsa kemanı daha çok tercih ediyorum. Çünkü attığım soruları da daha hissi veren bir enstrüman keman. Yani müziğe çok daha ses, yani sesimle yapamadığım zaman kemanla yapıyor olmak daha mutlu ediyor beni, öyle diyeyim. Getiren yerde aletle diyorsun, devamını getiriyorum. Çok güzel. Çok güzel. Peki son zamanlarda Türkiye'de
garip bir kayyum atamaları var ve bu kayyum atamaları işte Güneydoğu illerinde neredeyse bütün belediye başkanlarının yerine geçti ve işte üniversitelerdeki rektörlere kadar ulaştı artık bu kayyum atamaları. Ve geçtiğimiz zamanlardan bugüne kadar gelen artık bayrağı Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin aldığı bir protestolar serisi var. Atanmış olan Boğaziçi Üniversitesi'nin başına atanmış olan kayyum rektör nedeniyle. Sen de onlar için bir şarkı yaptın. Eğer Türkiye'de her ezilen için, her haksızlığa uğrayan için şarkı yapmaya kalksak herhalde bunu başaramayız. Değil mi? Hayır. Yani gerçekten toplumun her kesiminde inanılmaz bir baskı var ve bu baskıyı herkes, toplumun içerisindeki neredeyse herkes, aklı fikri vicdanı olan herkes damarlarında hissediyor. Tabii ki bir sanatçının bu yaşamış olduğumuz döneme sessiz kalabilmesi mümkün değildi. Nasıl ortaya çıktı Boğaziçi öğrencileri için şarkı yapma fikri, onun melodisi, sözü? Ya şimdi ya genelde şöyle bir yani sosyalist bir insanım, sosyalist bir temelde şekillendirmeye çalışıyorum hayatımı da. Şimdi böyle olunca tabii ki herhangi bir toplumsal hak mücadelesine uzak kalamıyorsunuz. Yani kendiniz oradasınız zaten. Yani fiziksel olarak orada olmasanız bile aklınız orada, yüreğiniz orada. Tam o süreçte de işte yani gençler aşağı bakmıyoruz diyordu. Yani aşağı bakmayacağız. Yani bence beni çok etkiledi. Bu aynı zamanda Gezi zamanı AKM'nin üzerine yazılan boyun eğme yazısı direkt geldi gözüme. Yani o çok simgesel bir şeydi. Yani boyun eğme, hiç boyun eğer miyim falan. Yani birden bir şarkı yapabilir miyim acaba diye. Hatta direkt o şarkının ana nakaratındaki dizi öyle geldi. Yeter ki eğme başını gökyüzüne bak. Dizesi öyle geldi. Yani bakıyorsunuz üniversitelerinde haksız, hukuksuz, hiçbir demokratik olmayan, hiçbir demokratik referansa uymayan bir şekilde bir adam geliyor sizin üniversitenizi işgal ediyor. Öğrenciler de buna ses çıkıyor. Tabii sadece bu Boğaziçi üzerinden değil, bütün üniversitelerde dayatılan bir takım var. Ya öğrencilerin bunu yıkmaya çalışması yani büyük bir heyecan yarattı ülkede de, bende de. Yani ben şöyle yaklaşıyorum. Yani bir şarkı bir şeyleri değiştirmeye yetmiyor. Ama bir şeyler değişecekse de bu şarkısız olmayacak. En azından biz şarkısı yapılabilen tarafta olalım. Umut olsun, o umut bir nebze olsun. Yani öğrencilerden çok pozitif tepkiler aldım. Yani arayanlar oldu, tebrik edenler oldu. Yani şunu söylediler, o çok mutlu ediyor beni. Daha önce de maden işçileri yürüdüğü zaman bir Umut diye bir şarkı yapmıştım. Oradan içiler de aramıştı. Ya bence en büyük mutluluk verici şey şu. Arayıp ya bizim için birilerinin beste yapmış olması, birilerinin bizim için bir şarkı yapmaya çalışması. Yani çok teşekkür, ya o kadar iyi hissettiriyor ki. Yani ve ben bu yani bunu tekrardan alıp kendime bir motivasyon kaynağı yapmaya çalışıyorum yani. Benim için çok değerli bir şey bu. Bizim için de çok değerli. Bu kadar ezilen insanın yanında bestelerinle duruyor olmak, birçok şeyi göze alarak bunu yapıyor olman takdire şayan bir şey. Seni buradan Artı TV ekranlarından dostça selamlıyorum. Sana çok teşekkür ediyorum ve yapmış olduğum bu güzel besteyle, aşk emektirle programı kapatmak istiyorum. Son bir şey söylemek ister misin? Çok teşekkür ediyorum Levent abi. Valla çok onur ettin, çok mutlu ettin. Benim için çok mutluluk vericiydi. Son söyleyeceğim şey şu. Yani umut insanda. Umut insan varsa umut var. Elbet karanlıklar dağılır. Elbet bu karanlık dağılır. Çok teşekkür ediyorum Ozan sana. Evet sevgili seyircilerimiz, bu pazar konuğumuz bir müzisyendi Ozan Çoban ve onun yapmış olduğu, Boğaziçi ile öğrenciler için yapmış olduğu Aşk Emektir şarkısıyla da bu pazarki yayınımızı bitiriyoruz. Hepinize iyi seyirler.
İyi pazarlar. İpsiz bir kuyu bu düzen, her yanımız yalan. Ama dönüyor dönecek elbet bu devran. Yeter ki eğme başını, dön yüzüne bak. Yeter ki eğme başını, kuşağına bak. Aşk emektir, gülenmektir, karanlığın üstüne yürümektir. Aşk umuttur, düşlemektir, her şeye rağmen gülümsemektir. Aşk aynı gönlün altında ekmeği ve renkleri bölüşmektir. Aşk aynı gönlün altında ekmeği ve kavgayı görüşmektir. Aşka yürü, aşkla ve kavgayı bölüşmek.